Sevgili oyuncular, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber seçimli oyunların güzide yapımlarından biri olan Detroit Become Human'a kısaca bakacağız. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Text tabanlı macera oyunu RPG oyunlarından bu yana seçimli oyunlar hayatımızda hep yer etti. Yaptığımız seçimler bir şeylere etki etti, bazı yaptığımız seçimlerin bir şeye etki ettiğini zannettik ama bir şeye etki etmedi. Fakat seçimli oyunlar ya da diğer adıyla interaktif filmler dünden bugüne hayatımızda bir şekilde varlar. Daha önce oyunlarda seçim yapmak daha önce RPG oyunlarında gördüğümüz bir özellikken, ilerleyen yıllarda kendisini farklı bir formatta daha gördük. Benim de ilk gördüğüm formatlardan bir tanesi Fahrenheit oyunuydu. Oyunu ilk gördüğümde aman Allah'ım bu nasıl bir oyun, heyecan fırtınası içerisindeyim adeta diye kendi kendimi tribe sokmuştum. Bir karakterle verdiğiniz bir karar diğer karakterin macerasını etkiliyor, diğer karakterle verdiğiniz bir karar o karakterin macerasını etkiliyor, o karakterle bu karakter, bu karakterle o karakter derken enteresan bir deneyim içerisindeydim. Tabii Fahrenheit'e dönüp baktığınız zaman şu anda pek çok eksiğini görebiliyorsunuz. Ama Fahrenheit'i bize taşıyan firma ilerleyen yıllarda bu eksikleri kapatarak karşımıza Heavy Rain isimli bir oyun ortaya koydu. Floorboards creak. I gotta move quietly. These floorboards are gonna get me killed. Hem birden fazla karakterle aşınaşır olmamız, hem bu karakterlerin ölebilme ihtimali, hem de bu karakterlerin birbirlerine olan etkileşimi gerçekten çok etkileyiciydi. Quantic Dream isimli firmadan bu oyunları görürken de diğer taraftan Telltale isimli bir firma hayatımızı etki eden bambaşka bir oyun serisini çıkarttı. Evet, Walking Dead. İlk Walking Dead'i oynadığımda da inanılmaz etkilenmiştim. Dizi mantığında ilerleyen hikayesi, yaptığınız seçimlerin gene bir şeyleri etki ettiğini hissetmeniz inanılmaz derecede farklı bir deneyimle karşı karşıya olduğunuzu hissettiriyordu. Fakat sonradan Telltale bir şey daha yaptı. Hatta birkaç şey daha yaptı. Bayağı Telltale bokunu çıkardı işin. Ardından bu tarz interaktif filmlerden soğumuşken arada bir Beyond Two Souls diye bir oyun çıktı Quantic Dream'den. Keza ondan da beklediğimi bulamadım. Yaptığımız hiçbir şeyin hiçbir şey etki ettiğini hissedememiştim. Ve sonrasında da Detroit Become Human'ı beklemeye koyulduk. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz hayvani grafikli bu oyun Detroit Become Human. Açıkçası PlayStation 4'ün diğer büyük yapımlarına baktığınız zaman Detroit Become Human'ı o kadar beklediğimi söyleyemem. Quantic Dream'in önceki oyunlarını sevmiş bir insan olsam da Beyond hariç. Zaten kaç tane oyunluk alıyor lan Beyond hariç olunca. Ama kendisini 3 oturuşta bitirdim. Soluksuz bir maceraydı, güzel bir maceraydı. Bazı eksikleri vardı ama başından sonuna kadar sizi ekran başına tutmayı başarıyordu. Detroit Become Human'ın diğer oyunlardan en farklı olduğu nokta ne diye merak ederseniz, daha önce seçimde oyun oynadınız ve bunun ne farkı var diyorsanız, burada gerçekten, yani yıllardır bu geyik devam eder ama gerçekten verdiğiniz kararlar, 5. bölümle verdiğiniz kararın 7. bölümde başka bir karar etkilediğini hissediyorsunuz. Veya bir karakterle verdiğiniz kararlar silsilesinin diğer karakterlerin gelişimini etkilediğini hissedebiliyorsunuz ve bazı kararlar, hatta bazı kararlar değil birçok karar, ulan hangisi doğru karar, hangisi yanlış karar dedirttiriyor. Bir doğru veya bir yanlış yok. Tercih meselesi var, nasıl yaklaşacağınız var. Her tercih istediğiniz sonuçlara çıkmayabiliyor ama çıkan sonuçlardan başka tercihler doğabiliyor. İlk defa bu tarz bir oyunda tercihler arasında kaybolduğumu ve gerçekten bir tercih yaparken ulan hangisini tercih etsem, şimdi sıçmayayım el alemin içine dedim. Bunu Heavy Rain'de bu kadar dememiştim. Yani Detroit Heavy Rain'in de bu noktada üzerine çıkan bir oyun olmuş. Ama bu tarz interaktif film dediğimiz oyun yapılarındaki eksik Detroit'te de bana sorarsanız var. O da işin challenge kısmı, mücadele kısmı. Bir oyun oynuyorsanız mücadelesine her zaman için sahip olmak isterseniz, Detroit bunun için sizinle uğraşıyor. Gerçekten size bir mücadelesi yaşatmaya çalışıyor ama maalesef bu mücadelede kayıp çıktığınız zaman da cezası ağır olmadığı için o mücadelesine çok fazla giremiyorsunuz. Oyun boyunca zaten çok fazla aksiyon durumu yok. Aksiyona girdiğiniz zaman elinizin tetikte olmasını istiyor Detroit. Yani öyle 15-20 dakikada bir aksiyonla karşılaşmıyorsunuz ama 2 saatte bir karşılaştığınız aksiyonda biraz terletsin istiyor. Detroit. Hakikaten terliyorsunuz ama terlemeseniz dahi, onları kaçırsanız dahi, tam basamasanız dahi cezasının çok ağır olmadığını ve her zaman durumdan kurtulabilme ihtimaliniz olması işin o mücadele kısmını maalesef alıp götürüyor. Bu tarz oyunlarında kaçınılmaz durumlarından bir tanesi bu. Ya bunu bilerek oynamak en önemlisi. Şimdi düşünün, bir 2038 yılındasınız. Androidler artık hayatımıza girmiş durumda. Androidler iş yerinde, androidler evlerde, androidler marketlerde, androidler her yerde. Ve dolayısıyla işsiz kalan pek çok insan var. Ve bunun toplumsal bir etkisi de var. Detroit bu hikayeyi arka planına alarak diğer karakterler üzerine gidiyor. Aslında burada androidlerle insanlar arasındaki bir ırkçılık savaşı diyebileceğimiz, ya da ırkçılık savaşı mı olur bu bilmiyorum artık, bir savaşın içerisindeyiz. Androidler mi haklı, insanlar mı haklı, kimler haklı, kim ne taraftan daha haklı sorularını oyun boyunca kafanıza sorduğunuzu
sorduran bir oyun yapısına sahip Detroit. Üstelik kurguladıkları dünyayı da olabildiğince doldurmaya çalışmışlar. Hem siyasi taraflarını doldurmaya çalışmışlar, hem diğer ülkelerin ne alemde olduğunu doldurmaya çalışmışlar, hem de androidlerin geçmişten günümüze olan gelişimiyle birlikte doldurmaya çalışmışlar. Yani arka plan hikayesini baya baya kasmışlar. Valla ne yalan söyleyeyim, ben toplam 10 saat süren bu deneyimden, bakın oyun demiyorum, bu deneyimden oldukça keyif aldım. İlgi çekici bir hikaye olması, bu hikayede kararları sizin veriyor olmanız, işin oyun kısmı çok olmasa bile beni gerçekten sürükledi. Zaten oyun kısmının çok olmadığını her zaman için biliyorduk. Ki gene yapımcıyı burada takdir ediyorum, çünkü bu yapımı oyunlaştırmak için ellerinden geldiğince yeni dinamikler, farklı şeyler eklemeye çalışmışlar. Ama ne olursa olsun karşımızda bir oyundan ziyade interaktif film var. Fakat bu demek değil ki sıkıcı bir deneyimle karşı karşıya. Çok az oyunda hissedebileceğiniz hikayeye yön verme olayını, belki biraz Witcher'da hissetmişsinizdir, bu oyunda hissedeceksiniz. Kesin konuşmak istemiyorum ama galiba Detroit şu ana kadar oynadığım oyunlar arasında en iyi hissettiren oyundu bu açıdan. Belki Witcher 3'de olabilir. Daha önce bu tarz bir yapımla karşı karşıya kalmadıysanız eğer biraz rahatsız olabilirsiniz. Bu ateş ettiğiniz mermilerden kaçtığınız bir oyun değil çünkü. Ya en azından tam anlamıyla değil. Ama yine de her saniyesinde hikayenin bir sonraki kısmını merak ettiğiniz ve başından kalkamayacağınız bir yapım. Üstelik tekrar oynanabilirliği de yüksek. Her bölüm açıp tekrar oynayabiliyorsun istediğiniz zaman. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.